Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 1, 2014, tek ders sınavı. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? İsim cümlesi olabilmesi için isim ile başlaması gerekiyordu. İsim ile başlamasından kasıt, daima ilk kelimenin isim olması manasına gelmemektedir. Nitekim ilk kelime mef'ul olabilir, ardından fiil gelebilir. Mef'ul de isim olabilir. Bu durumda buna direkt isim cümlesi denilmez. Onun uyarısıyla başlamış olalım. Bunu isim fiil cümlesinde daha önce işlemiştik. A şıkkına baktığımızda sade fiildir, el-hük faildir. Fiil fail var. Fiil fail varsa ne olur zaten? Fiil cümlesi olur. Mübteda haber varsa isim cümlesi olur. Yer'ebu fiil, etfal fail yine fiil cümlesi. Hel harftir, isim değil, fiil değil. Buna dayanarak isim cümlesi veya fiil cümlesi denilmemektedir. Ardından harece fiili geldi. Et talibu faili geldi. Fiil fail yine ne oldu? Fiil cümlesi oldu. D şıkkı şareke fiil, ellaibu fail. Fiil fail yine fiil cümlesi oldu. E şıkkına baktığımızda fiil olan hiçbir kelime yok. Elbette burada bir adet fiil varsa bunun fiil cümlesi olduğu anlamına da gelmemektedir. Fiil fail aranır. Mübteda haber olmaması gerekir. Oysa burada mübteda haber var ve burada tek adet fiil bile yoktur. Buna dayanarak fiil cümlesi olmadığını, yani isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruya baktığımızda validi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Valid baba demektir. Ebun da baba demektir. Yani ezber sorusuydu. Çok kolay kelimelerde sorulmuş bu arada, onu da söyleyelim. 3. Leyla kelimesi ile ilgili bilgilerin hangisi doğrudur? Burada doğru şık D şıkkı da neden? Şimdi evvela bu tür sorular çözebilmek için müennesin hakikisi, lafzisi, gayri lafzisi, mecazisi gibi konulara hakim olmanız gerekiyor. Şimdi Leyla nedir? Lafzi, hakiki, müennestir. Lafzidir. Neye dayanarak lafzi dedik? Kendisinde ne var? Elif var. Hakikidir ve müennestir. Hakiki müennestir. Lafzidir. Kendisinde müenneslik alameti var. Hakiki müennestir. Çünkü fizyolojik, yani bedensel açıdan gerçekten de müennes diyebileceğimiz, bayan diyebileceğimiz bir ne diyelim, varlığın ismidir. Yani bir insan ismidir. Bayan ismi olduğundan hakiki müennes oluyor. Tekil kelime ve çoğul kelime olarak hangisi doğru verilmiştir? Evet. Bunu yapabilmek için de evvela ne gerekir? Ezber gerekiyor. Ezber sorusu bu. Çoğulu doğru olarak verilmiştir. Doğru şık A şıkkı. Neden A şıkkı? Tamamıyla ezber sorusu. Bir şey değil yani. Şuradan yola çıkarak bulduk diye bir şey söz konusu değil. Amil kelimesi sözlükte bulunur. Hemen yanında çoğulu ameletün olarak verilir. Ameletün nedir? Cemi mükesserdir. Kütabun kelimesine belki takılmış olabilirsiniz. Bu kütubun olmalıydı. Kütubun. O zaman ne olurdu? Cemi olurdu. Böyle bir problem var ortada. Cemi değil yani. Beşinci soruya baktığımızda zamirin türüyle alakalı bilgilerden hangisi doğrudur? Zamir nerede? Evvel onu görebilmek gerekir. Na, zurna, zürt, zurna, zurna biz ziyaret ettik. Nereye? İstanbul'u. Konumuz na zamiri. Na zamiri merfu mudur? Merfudur. Merfu olması ne demek? Bunun fail, naib-i fail, mübteda, haber vesaire. 3 nokta koyalım. Onlardan bir öge olması manasına geliyor. Burada ne konumunda? Fail konumunda. İşi yapan, ziyareti kim gerçekleştirdi? Na, yani biz gerçekleştirdik. Bu yüzden merfudur, doğru. Muttasıl mıdır? Muttasıl zamirdir. Nasıl muttasıl? Ra ile nun bitişi yazılmamış, arada mürekkep durmuş, tekrar nuna başlanmış. Yani tamamıyla kalem kaldırılmadan yazılmamış diye düşünebilirsiniz. Na zamiri ra ile, yani nun ile ra bitişmez Arapça yazım kuralları olarak. Bu yüzden böyle olmuştur. Yoksa nunun sağında ne olsaydı mesela? Ba harfi olsaydı. Hani bellidir. Ketebe yektubunun çekimi.
Ketebna. Sağında ba olsaydı. Ketebe ile nunu yan yana getirmiş olsaydık bu zamiri, bu kalıbı ketebna olurdu. Kalem kaldırılmadan, mürekkep durmadan yazılabilirdi. Buna göre na ayrı yazılmıştı. Öyleyse munfasıldır denilmez. Ra ile nunun bitişik yazılması Arapça yazım kurallarına aykırı olduğundan gerçekleşememiştir. Bitişik yazılmamıştır. Na her halükarda nedir yine de? Muttasıldır. Merfu munfasıl demiş, munfasıl olamaz. Mensup demiş, mensup olamaz. Mensup olması için mef'ul hal gibi mensubat diyebileceğimiz bir öge olması gerekirdi. Öyle değildir. Mecrur da değildir. Başında zarf yok, harfi cer yok, muzarf yok. Başı nedir? Fiildir. Mensup munfasıl demiş, mensup değildir diye söylemiştir zaten. 6. Altı çizili kelimenin tesniye durumu hangi şıkta doğru yazılmıştır? Şakaten kelimesi nasıl tesniye yapılır? Yani tesniye yapmak için bir kelimeyi sonuna dik elif ve nun getiririz. Elif ve nun getirerek elde ederiz tesniyeyi. Buna göre şakkatani olur. Şedde varsa kafta şakkatani yoksa şagatani. Şimdi direkt bu şekilde çevrilir. Ama çevirilerde daima kelimenin hareketi yani irab durumuna bakmak gerekir. Kelime neyle bitmiş? Fetha ile bitmiş. Yani bunu tesniye çevirirken mensup halde çevirmek gerekir. Şu an müfret olduğundan şakaten bu şekilde yazılmış. Müfretin mensupluk durumu fetha ile sağlanmış. Ama biz bunu tesniye yapacağız. Tensiyenin mensupluk durumu neyle olur? Ya ile olur. Elif değil, ya ile olur. Buna göre şakkateyni olması gerekir. Bakıyoruz şakkatani raf halinde yazılmış. Çünkü T ile nun arasında elif olarak yazılmış raf halinde. Oysa burada nasb konumundaydı. Çevirirken de nasb olarak çevirmek gerekir. Şakkateyne demiş. Tesniyenin nunu daima nedir? Esrelidir. Bu fethalı yazılmış. Yanlış. Yine fethalı yazılmış. Yine yanlış dolayısıyla. Yine fethalı yazılmış. Yine yanlış. Buna göre esreli nun bir A şıkkında var, bir de E şıkkında var. Yani tesniyenin nununun esreli olduğunu bilmek 3 tane şıkkı elememize yeterliydi. A ile E arasında kalırız. 3 şıkkı neye dayanarak eledik? Tesniyenin nunu esrelidir. Buna dayanarak eledik. Kalemun, kalemani. Kitabun, kitabani. Kitabane olmaz yani. Fethalanamaz o. E ile arasında kaldık. Aradaki fark ne? Burada kelimemiz şakkaten fethalıydı yani mensup konumundaydı. Tesniyenin mensupluğu da ya ile olur. Bu yüzden elif şıkkı doğru olmaktadır. Bunu biz isimlerde irap yani müsret tesniye cimi konusunda bayağı bir anlatmıştık. Yedinci soru en uygun ifade aranmaktadır. Boşluğa hangi kelime getirilmeli? Diyebiliriz ki mana sorusudur. O da nedir? Burada doğru şık B olmalıdır. Husnuz zeytun, zeytin dalı nedir? Şayarun bir alamettir, semboldür. Neye dair bir sembol işaret bu? Min şiaratis selami. Barış sembollerinden bir semboldür. Ne? Zeytin dalı. Diğerleri işte ağaçtı, zeytinin faydasıydı, bitkisiydi gibi değişik manalara geliyor. Zeytin dalının sembol olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğru şıkkı yani B'yi seçebilmek için sanırım birazcık mana gerekiyordu. 8. soruya geldiğimizde Türkçe doğru çevirisi istenmiş. Fil beyti evde vardır. Haber. Ne vardır? Kim vardır? Sahibuhu. O evin sahibi vardır. Sahip muzaf olur. Hu muzafın ileyh olur. Evin sahibi evdedir yani. Buna göre sahibi evin içine girdi. Girdi manasında bir kelime var mı? Girmek mesela dehale var mı? Yok. D şıkkı evde sahibi var. Evet. Evde sahibi var. Doğrudur. Evin içinde arkadaşları var. Arkadaş manasına gelen bir kelime gören var mı? Yok. Sahipleri demiş zaten. Burada sahiplerlar çoğul değil kelime. Aynı zamanda oturmak manasında da bir kelime. Ev sahiplidir şeklinde de bir mana tercüme edilemez diyoruz.
Devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Altı çizili sözün eş anlamlısı. Eş anlamlı soruyu yapabilmek ezber gerektiren bir şeydir. Yola çıkış bir şey, verilecek bir durum, bir ipucu gibi bir şey söz konusu değil. Cevabın C şıkkı olduğunu söylemekle yetiniyoruz. 10. soru, en uygun şekilde tamamlamak için ne getirilmelidir? Noktalı yere ne getirilir? Bakıyoruz, buradakilerin her biri fiil. Noktadan sonra ne gelmiş? Fethalı kelime gelmiş. Yani burası nedir? Muhrisan ne olur? Getireceğimiz fiile göre artık meful olabilir, haber olabilir. Bakalım. Kâne idi, kim idi, ne idi? Bize ne lazım? İsmi lazım. Var mı isim? İsim olması için merfu olması gerekiyor. Onu da belirtelim. Kâne'nin ismi merfudur ya. Burada merfu olan bir kelime söz konusu değil. Öyleyse yani mensup konumunda ancak haber olabilir diyebiliriz de ismini bulamıyorum. Dolayısıyla kâne uygun değildir. Zaten kâne oldu. Ne oldu? Muhrisan samimi oldu. İyiydi kim ama olan kim? Dolayısıyla kimin olduğu belirli değil. En uygun şekilde bir mana verilemez buraya. Yekunu oluyor, muhrisan, muhris oluyor. Kim oluyor? Belirsiz. Yecani oluyor, kılıyor, yapıyor, muhrisan, samimi. Kim? Belli değil. Cale oldu, muhrisan, muhlis oldu. Kim? Kün, ol. Kim olsun? Ente, sen ol. Fail geldi, değil mi? Yani kimin olduğu belli çoktan. Ente sen ol. Ne ol? Muhrisan, muhlis ol. Samimi ol. Hangi konuda? Fiyamilik işinde yaşar ey genç. Burada kün olur. Kün, ente, muhrisan bir uyum içerisindedir. Doğru şık E olur. 11. En uygun şekilde tamamlamakla alakalı bir soru. Ebi benim babam gaden yarın iler kahireti Kahire'ye ne yapar? Gider. Uçar. Bakalım. Zehebe gitti. Babam yarın Kahire'ye gitti. Yarın gitti diyebilir miyiz? Daha yarın olmadı ki gitti diyebileyim. Değil geçmiş zaman kullanamam. Yarın için söz konusu değil bu. Bu yüzden zehebe mazi yani değil geçmiş zaman fiili buraya uygun değil. Buraya koyarsak zehebe gitti. Kim? Ebi babam. Ne zaman gitti? Gaden. Yarın gitti. Yarın nasıl gider? Yarın olmadı ki gitmiş olsun. Raca'a döndü. Ne zaman döndü? Gaden. Yarın döndü. Yarın olmadı ki o işi yapmış olsun. Müsafiru, yani seyahat edecek, eder, yolculuk eder. Kim? Ebi, babam, gaden, yarın, Kahire'ye. Babam yarın Kahire'ye yolculuk eder. Gider manasında. Uygundur. Bu nedir? Gene mazi, yine dili geçmiş. Safir, emri hazır kalıbı. Yolculuk et, ebi, babam. Yani çok manasız oluyor burada. Burada uygun olan muzari oluşudur. Muzari fiildir. Çünkü muzari fiil şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanı kapsayan bir kalıptır. Ki yarın ifade ettiğine göre ancak bu ne diyebiliriz? Geniş zaman veya gelecek zaman manası veririz. Babam yarın Kahire'ye gidecek veya gider şeklinde ikisi de olur ama gitti olmaz. Yarın olmadan öyle mi? Nasıl yaptın? Yapamazsın. Beka ağladı elveledi çocuk. Çocuk ağladı. Çocuk niye ağladı acaba? Şimdi onu araştırıyoruz. Fil veci'i. Veci'i pardon. Ağrıda. Yani veci ağrı demek. Fi betnihi karnındaki ağrı. Dan ötürü diyebilmek için B'yi dememiz lazım. B min harfi cerri. Den, dan manasına geliyor ya. Fi minel veci'i ağrıdan ötürü ağladı. Neredeki ağrı bu? Ağzındaki bir dişi mi ağrıyor acaba? Hayır. Fi betni. Karnındaki ağrıdan, sancıdan ötürü ağladı. Ağrıdan diyebilmek için mini kullanmam gerekiyor. 13. Zehebtü. Ben gittim. Nereye gittim acaba? Yani nereye sorusunun cevabı iladır. Yani ea, ev, e, eve, sahaya, oradaki sahaya bir süreç, bir gidişat belirtmesi gerekiyor. Fi olmaz, fi olmaz. A ile D direkt elenir. Bir mekana doğru
ne diyelim, hareketi bildirdiği için ila kullanması gerekir. Buna göre ila, ila, ila olur. Zehebtu, ben gittim. İlel mel'abi, oyun sahasına. Niye gittin? Sorusu geldiği zaman. Niye? Sebep bildiriyor ya. Sebep bildiren hangi harfi cerdir sorusu gündeme geldi şimdi. Sebep bildirebilmesi için li manası gerekir. O da li uşahide, şahit olmak için, izlemek için. Neyi? El mübarat, maçı, futbolu, oyunu. Tamamıyla manalar ile alakalıydı. Harfi cerlerin manasını kesinlikle ezbere bilmeniz gerekir. 14. Sabaha kadar maçı izledik. Çok önemli yani, mana okuduğunuz an. Sabaha kadar maçı izledik. Kimler izledi? Biz izledik dolayısıyla. İzledik. Onlar izledi değil. İznelendi. Meçhul değil. Nereye kadar? Sabaha kadar. Akşama kadar değil. Neyi? Maçı. Bir film değil. Ne olduğunu çok dikkat ederek aramak gerekir. Başlayalım. Şahetna, şahit olduk. Yani izledik. Kim? Biz. Fail, na burada. Şahidi fiil. Neyi izledik? El mübarat, mef'ul. Maçı izledik. Hatta subhi, sabaha kadar. Hatta'nın manasını ezbere bilmemiz gerekirdi burada. Sabaha kadar maçı izledik. A şıkkı doğru olur. 5 şıkkı şahedna, yine biz izledik el mübarat maçı, fi subhi, sabahleyin. Sabahta izledik. Sabah e kadar manasında değil bu. E kadar, a kadar, hatta'dan çıkar. Bunu bilmemiz yeterliydi. Hatta zaten bir A şıkkında var, bir de E şıkkında var. E şıkkında nüşahidu. Biraz yaklaşarak baktım. Nüşahidu, şahit oluruz. Oluyoruz. Muzari fiildir. Geniş zaman. Yani izlediği şeklinde dili geçmiş zaman değildir. Bu yüzden E şıkkı olamaz zaten. En mübarat maç. Şahet namine subhi. Tamamıyla bu da değişik bir kalıp kullanılmış. Doğru şık A şıkkı olmakta. Bu da tamamıyla hatta'nın manasını bilmek. Ve de şahetnanın veya nüşahidunun, yani mazi muzari ayrımı. Değil mi? A ile E arasında ne fark var? Biri mazi, biri muzari. O farkı bilmek. Bir de hatta'nın kadar manasına geldiğini bilmek. İki şey bilmek yeterliydi. Ki iki şey de zaten bilmeniz gerekiyor esasında. Boş bırakılan yer için en uygun kelime hangisidir? 15. Buraya baktığımızda noktadan sonraki kelime, yani tacir kelimesinin esre ile bittiğini görmekteyiz. Yani mecrur konumda. Öyleyse bunun sağına getireceğimiz kelime ile bunun esresinin bir ilişkisini bulmamız gerekir. Sağına getireceğimiz, yani noktalı yere getirilecek kelime ne olabilir? Mesela sıfat olabilir. Mevsuf, pardon. Buraya mevsuf getirirsek tacir onun sıfatı olduğu için esrelenmiş diyebiliriz. Mevsuf olabilmesi için eliflamlı olması, tacir gibi müzekker olması ve esreli olması aranır. Tabi mananın uyması gerekiyor. Mesela el babi taciri. Kapı tacir, tacir kapı. Böyle bir şey söz konusu değil. Tacir, tüccar yani. Bu bilgiye dayanarak et dükkan olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu kelime, getirilecek kelime ya mevsuf olmalı, buraya getirilecek kelime, ya harfi cer olmalı ki bunu esre etmiş olsun, veya muzaf olmalı ki bunu esre etmiş olsun. Harfi cer var mı? Hayır. Mevsuf olacak kelime yok. Getirilecek kelime muzaf olmalı. A şıkkı eliflamlıdır, muzaf olmaz. C şıkkı eliflamlıdır, muzaf olmaz. E şıkkı eliflamlıdır, muzaf olmaz. Buna göre D ile B şıkkı muzaf olmaya uygundur. Buraya da baktığımızda şöyle bir şey söz konusu. Mesela Beytu neden merfu? T neden öteli bitsin? Çünkü öteli bir kelime zaten var. Yani dehale fiil, ardından gelen kelime faildir. Buraya getirilecek kelimenin ne olması lazım? Mef'ul olması lazım. Mef'ul de nedir? Mensuptur. D şıkkı mensup değil ki, ötreli. Yani merfu buraya getirilemez. Mef'ul merfu olmaz. Mef'uller mensup olur. Dolayısıyla dükkan kelimesi B şıkkı doğru seçenektir.
Hem fethalıdır, yani mensuptur, mef'ul olmaya uygundur. Hem eliflamsızdır, kendisinden sonra gelen kelimeye, muzaaf olmaya uygundur. Hangi kelime? Dükkan kelimesi. Beyt kelimesi eliflamsızdır, muzaaf olur diye bir ihtimal düşünülebilir. Mana her ne kadar hiç uymasa da. Ama mef'ul olamaz. Çünkü merfu konumunda. Mef'uller nedir? Mensuptur. Mensupluk, merfuluk neyin nesi? İsimlerde irab konusuna muhakkak bakmanız gerekir. 16. Muzaf Cem Müzekker Salim olarak hangisinde gelmiştir? Cem Müzekker Salim olarak geldiği zaman ne olur? Muzaf. Şimdi onu birlikte göreceğiz nasıl yazılırmış diye. Ettullabu Muzaf iyi zaten eliflamlıdır. Aynı zamanda Cem Müzekker Salim de değildir. Cem'i mükesserdir. Zehebu mazi fiildir. Neymiş? Fiil. Cemidir, müzekkerdir. Doğru. Ama fiildir. Fiiller muzaf olmaz. Zehebe. Zehaba. Zehebu. Burada nun vardı da düştü diye hemen düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Ketebe. Keteba. Ketebu. Zaten nun olmuyor ki mazinin sonunda. Ca'e el müderrisune. Evet. Cemil Müzekker Salim'dir. Ama muzaf mı? Değil. Zaten eliflam bu. Unutmayalım. Cemil Müzekker Salim muzaf olduğunda ne olur? Sonundaki nun harfi düşer. Yani yazılmaz. Ra'eytü diye devam eden kelimeye baktığımızda el mümerrizin muzaf olabilir mi? Eliflamlı zaten. Nasıl muzaf olsun? El müsteşfa olabilir mi? Eliflamlı zaten. Nasıl muzaf olsun? Bir. İkincisi. Zaten Cem Müzekker değil. Üçüncüsü muzaf olsa da muzafın ileyhi nerede? Yok ki burada kelime. D şıkkı mühendisu. Evet nedir? Muzaftır. Mühendisu ne idi? Burada nun vardı düştü. Niye düştü? Yani düştüden kasıt ne? Yazıda yeri yok. Yazılmadı, silindi. Neden? Çünkü mühendisu Cem Müzekker Salim'dir ve muzaftır. Muzaf olduğu nerede anladık? Ardından gelen kelimede Celal Ahmet olan Esre'yi görmekteyiz. Bu kadar kolay. İd aynı şey el müslimûne salavati. Es salavat da cer konumunda. Öyleyse nedir? El müslimûne kelimesi de onun muzaaf olmalıdır diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu düşünüş doğru olmaz. El müslimûne evvela nedir? Eliflamlıdır, muzaaf olamaz. Aynı zamanda muzaaf olsa sonundaki nun olmaz. Aynı zamanda es-salavat kelimesi de eliflamlıdır. Tabi eliflamlıdır diyerek muzafun ileyhler eliflamlı olamaz mı? Olabilir ama es-salavat kelimesi cer konumunda değil ki nas konumundadır. Esre ile bitmiş olması onun cer halinde olduğunun ispatı değildir. Cemil müennes salimler esresi esra aldığı zaman cer konumunda da olabilir, nas konumunda da olabilirler. Böyle bir durum söz konusu. Tekrar etmek gerekirse, Cem'i müzekker salimler, muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Ve ardına gelen kelimeler cer halinde olur. El müslimune Cem müzekker salimdir. Eliflamlıdır, muzaf olamaz. Nunu var, muzaf olamaz. Muzaf olamayacağına dair iki alamet var bunda. Mühendisu kelimesi eliflamsızdır, muzaf olmaya uygundur. Sonunda nun yok, muzaf olmaya uygundur. Ardından gelen kelime esre ile bitmiştir. Üç tane alamet bulduk, öyleyse ne? Muzaftır. El mümerrizine tamam Cem'i müzekker salimdir. Nasb ve cer halinde uygun olarak yazılmış. Burada nasb konumundadır. Çünkü ra'a fiil, tu, fail ne lazım? Meful lazım. Mefuller mensuptur. Bu yüzden el mümerrizin mensup konumunda yazılmış. Mensupluğu ne ile sabit? Ya ile sabit. Unutmuyoruz. Cem'i müzekker salimlerde ya varsa mensup ve mecrur. Her iki duruma uygundur. Vav varsa sadece merfuluğa uygundur. Konuya tekrar dönelim. El mümerrizin muzaf olabilir mi? Olamaz. Çünkü eliflamlıdır ve sonunda nun vardır ve cer edebileceği bir kelime yok ardından. Cer olan bir kelime yok. El müderrisun. Cem müzekker salimdir. Eliflamlı olduğundan ve sonunda nun olduğundan muzaf olması imkansızdır. Nitekim ardından da cer olan bir kelime gelmiş olsa da ne ile cer? Harfi cer ile cer. Müsteşfa da aynı şekilde harfi cer ile mecrur idi. Zehebu Cem Müzekker'dir ama neyin? Fiilin Cem Müzekker'i. Muzaf zaten isimden olurdu. Dolayısıyla bu şıkta olamaz. Bunu anladığınızı düşünelim. Muzaf tesniye bir isim olarak gelmiştir. Muzaf tesniye olarak gelirse ne olur? Sonundaki nun düşer. Tesniyenin nunlarının harekesi nedir? Esredir.
Bakıyoruz. Vazaytu kitabeyni. Kitabeyni tesniye mi? Evet. Kitabani, kitabeyni. Kitabani. Bundan önce elif varsa raf hali. Bundan önce burada olduğu gibi ya varsa hem nasbı hem de cerri her ikisine de uygundur. Sağ tarafa baktık. Vaza fiil to fail öyleyse bu nedir? Mef'uldür. Eşittir mensuptur. Dolayısıyla buradaki ya mensup olduğu için eklenmiştir. İrabına kısaca değinelim dedik. Ama sorulan soruyla bir ilgisi yoktu bu açıklamanın. Konu kitabeyni kelimesi eğer muzaf olsaydı sonundaki nun yazılmamalıydı. Bir. İkincisi muzafsa kendisinden sonra hani cer olan kelime, mecrur olan kelime nerede? Ardından harfi cer geldi. Harfi cer bunun ceri. Kitabeyni değil. Caa et taliban. Et taliban muzaf olabilir mi? Olamaz. Neden? Elif lamlıdır. Bir, bundan dolayı olamaz. İki, sonunda nun var. Bundan dolayı olamaz. Üç, muzafsa muzafın ileyhi nerede? El fasl olabilir mi? Olamaz. Niye? İlâ harfi cerrinden dolayı el fasl mecrur olmuş. İştaraytu, iştirafi, tu, fail ne lazım? Mef'ul lazım. Bu yüzden burası nundan önce ya ile yazılmıştır. Ama bu konumuzla alakalı değil. Alakalı olan kısmı şu. Bu kelime muzaf olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü sonunda hala nun var. Nunlu tesniyeler muzaf değildir. Ayrıca bu muzaf olsa bile muzafın ileyhi nerede? El mektebeti mecrurdur ama min harfi cerrinden dolayı diğer kelimeyle alakası yoktur. Salla el muslimuna salavati fil mescidi. Burada tesniyeyi göremedim açıkçası. Salla fiil, el müslimune fail olur, salavat mefrud olur, fil mescid, mescid zaten müfred. Burada bir tesniye kelime yok. E şıkkı fahas et tabib an riyeteyi. Evet, tam olarak riyeteyi kelimesi. Biraz daha yakınlaştıralım, tam okuyamadım belki de. Riyeteyi, evet. Bu kelime nasıl okunur? Riettey. Aslında neydi? Riettani. Rafali. Riettey'ni. Nas ve cer hali. Şu an ne halinde? Cer halinde. Bir tesniye bu. Neden cer halinde? Başında ayn harfi cerri var. Şöyle diyebilirim. Riettey kelimesi de birkaç durum var. Yani çok da kolay sormamışlar. Ama zor da değil esasen. Biraz bilgi gerektiriyordu. Kelime üzerinde duralım. Ri'etani kelimenin asıl hali. Ri'etani. Ri'etani. Esreli nun var. Sağında elif var. Ri'etani. Raf hali bu. Ama bu cer halinde yazılması lazım. Niye? Başında harfi cer en var. Öyleyse ri'etani. Ri'etani. Cer halinde böyle yazılır. Yani yağda ne var? Sükun var. Ri'etani. Tamam. An riyeteyni. Ama ben riyete kelimesini bir de muzaf yapmak istiyorum. Bu durumda riyeteyni diye okuduğumuz kelimenin sonundaki nunu da silmek gerekir. Riyetey elmeriz kalır. Riyetey kaldı. İyi de riyeteyden sonra ne var? Elif lamlı kelime var. Geçiş yapman gerekir. Riyetey elmeriz diye de okunmaz. Riyetey sakin mi? Evet sakin, sükunlu durumda. Ne yapmak gerekir? Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesti diye Arapça bir kayda vardır. Mesela Maksud kitabında geçer bu. İhlal kaidelerinden yakın bir sayfada geçmekte. Şimdi rü'etey sakin. Sakin harfi hareke verileceği zaman nasıl verilir? Esre ile verilir. Bu yüzden yağda esreyi görmektesiniz. Rü'eteyi. O yi'deki esre nereden geldi yani? Arizidir. Sonradan getirilmiştir. Tekrar edelim. Kelime riyetey tesniyenin cer konumunda zaten. Aynı harfi cerinden dolayı cer konumunda. Bu yüzden ya ile yazılması gerekir. Elif'i aramayacağız. Aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğu için de sonundaki nun harfi düşmüştür. İki tane durum saydım. Üçüncüsü esre, yağdaki esre nereden geldi? Onu da söyledik. Arizidir. Sonradan gelmedir. Niye geldi? Sakin kelime hareket edeceği zaman esre verilir diye kayda vardır. 18. soru. La neşrabu. Biz içmeyiz. Ne iç? En uygun şekilde tamamlar hangi kelime? El bahr, bahr deniz demek. Asir, yani kelimenin manalarını bilmek ile alakalı diyebiliriz. Asir nedir? Sıkma su demektir. Mesela elmayı almış, sıkmışsın elma suyu veya portakal, nar gibi.
bir meyve değil. Meyve sıkarak elde edilen su demek. Oysa elma direkt su demek. Ma en bu da su demektir. Ma en el ma'e. El kahvet el şayi. Durum dikkat çeken ne var? Kelimelerin çoğunda elif lam var değil mi? Elif lamsız olan C şıkkı ve A şıkkı var. Bu durumda C ve A'ya daha ağırlık veresim geldi. Neden? Diğerlerinde hep elif lam var. Farklılıkları görebilmek lazım. Tabii ma e yazılmış, asira yazılmış. Farklılıkları görmek lazım diyoruz da tabii ki asıl konu ne? Asıl konu manayı bilmek yani. Buradaki asıl olay manayı bilmek. Bahar deniz demek. Deniz çayı olur mu? Deniz kahvesi olur mu? Deniz yoksa suyu mu olur? Yoksa deniz suyu mu olur? İkisi de aslında su demek ama bir fark var. Liflam konusu var ortada. Bir de asir var. Asir sıkma su demek dedik. Denizi sıkarak su elde edemezsin. Asir bu yüzden olmaz. E şıkkı deniz çayı, denizden çay. Yani denizin kendisi çay mıdır? Değildir. Kahve gene değildir. Sudur. Deniz suyundan bahsediliyor. Akla geliyor zaten. Öyleyse A veya B olmalıdır dedik. A ile B'de kaldık. Ama şöyle bir şey var. El bahri ra esre ile bitmiş. Yani getireceğimiz kelime muzaaf olmalıdır. Elif lamlı kelimeyi muzaaf saymıyoruz. C şıkkı doğru diyoruz. Mana sorusuydu. Aynı zamanda muzaf muzafın ileyh sorusuydu. Muzaf muzafın ileyh sorusu olduğundan ne olur? Sadece A ile C şıkkı arasında kalmanız gerekirdi zaten. A ile C arasında kalırsınız. Buraya muzaf arandığını bilirseniz, fark edebilirseniz. Nasıl fark ettik? Bahar esreli. Öyleyse başına muzaf veya harfi cer gerekir. Harfi cer burada yok. Öyleyse muzaf gerekir. Diğerlerinde manada zaten problem var. Soru 19'a gidiyoruz. Zara Ali. Ali ziyaret etti. Bakalım nereye gitmiş. Sadigahu. Kendi arkadaşını. Yani arkadaşını Ali ne yaptı? Ziyaret etti. Merizin, el merizu. Yine elif lamlı konular var. Bir de yani harekeyle alakalı durumlar var. Görüyorsunuz hepsinin harekesi farklı gibi. Gerçi el müştehit, el meriz de bir uyum söz konusu. Ama ziyaret söz konusu. Bakalım. Müştehidü. Zara ziyaret etti. Ali'nin Ali sadigahu kendi arkadaşını. Getirilecek kelime elif lamlı mı olsun, elif lamsız mı olsun? İlk soru bu. Şimdi arkadaşını ziyaret etti. Öyle arkadaş ki bu. Sıfat gerekiyor buraya. Öyle arkadaş ki. Sadik kelimesi nekre mi? Değil. Niye değil? Çünkü marifeye muzaf. Burada nerede marife var? Hu zamirdir. Zamirlerin hepsi marifedir diye söylemiştik. Ardından marifeye muzaf olan kelime de marifedir diyelim. Bu yüzden sadik kelimesi marife olan hu zamirine muzaf olmasından ötürü sadik de artık nedir? Marifedir. Bu yüzden getireceğimiz sıfat da marife olmalıdır. Bakıyoruz zaten meriz hariç hepsi marife. Tamam, öyleyse birinci şeyi daha çözdük. İkinci şey ne olacak? Harekenin tutması gerekiyor. Sadika. Sadika. Neyle bitti sadik marifesi? Fetha ile bitti. Yani mensuptur. Öyleyse getirilecek kelimenin de mensup olması gerekir. Elif lamlı kelimelerden hangisi mensup? D şık. Öyleyse doğru cevap D'dir. Tekrar edelim. Buraya sıfat getirilmeli. Bunu nereden anladık? Merizin desen bunu kim cer edecek? Meriz kelimesinin muzaafı var mı? Sadık zaten hu'ya muzaaf. Sadık'ın işi bitti. Merizin ne cer edebilir ki? Ali mi? Ali'de tenvin var zaten. Tenvin kelimeden muzaaf olmaz. Başka? Zara fiildir. Muzaaf olmaz. Öyleyse bunun cer olması mantıksız. El merilu demiş. El merizu Zara ziyaret etti. Ali bin Ali kimi? Sadigahu arkadaşını. Daha sonra öyle Ali ki el merizu hasta olan Ali diye ancak bir düşünce akla gelebilir ki bu da uygun değildir. Her birini incelediğimizde sadik kelimesinin marife olduğu ve mensup olduğunu bilmemiz yeterli. O da nedir? Marifedir ve mensuptur. El-Meriz doğu şık. 20. soruya baktığımızda Muhammedun tacirun. Buradaki konu da yine sıfat konusu. Sıfat mevsuf olayı. Muhammedun, Muhammed nedir? Tacirun bir tacirdir. Ama öyle tacir ki mi diyeceğiz yoksa öyle Muhammed mi ki diyeceğiz? Böyle bir durum da söz konusu.
Tabii ki ne diyeceğiz? Tacirun. Tacir kelimesinin sıfatı olacak. Yani habere sıfat. Mübtedaya değil. Mübtedaya olsaydı el-eminu derdik. Çünkü Muhammed nedir? Marifedir. El-emine zaten olmaz, mensuptur. Muhammedun mübteda olduğundan merfu ya. Merfu. Tacirun. O da merfu. Buraya hangi kelimeye sıfat getirirsen getir, merfu olması gerekir. Ganiyen merfu değil. Bunun dışında ne var? Geri emine, bu da merfu değil, bu da olmaz. Geriye kaldı 3 şık. Değil mi? A, B, C kaldı. Bunlar arasındaki olay da nasıl çözülüyor? Marife mi arayacağız, nekre mi arayacağız? Nekre arıyoruz arkadaşlar. Çünkü tacirin sıfatı aranmakta. O da eminun olur. Muhammed'in Muhammed nedir? Tacirun bir tacirdir. Öyle tacir ki eminun, güvenilir, güven verici. Muhammed müfteda, tacir, haber ve mevsuf. Emin de sıfat.